komediye başladığım anda intiharı. Şakalar ediyorlardı beyni istila. Oyna zirveleri artık kaybedemem irtifa. Kat senemi verdim edemem ki şimdi istifa. Dedim bucadan çıkıp da denemeli yeni bir şey. Ne ki benim yeteneğim neleri denemeliyim. Güldür dedi İlham Kerim dedim oça güldüreyim. Fakat zorluklardan bahsetmedi kimse ne demeli. Sahnesi turnesi farklı kurarsın hayal. 37 saat sürer yolun görürsün vaha. 20 kişi dolu kulüstesin 15'i adam. Galiba yanlış yerdeyim dersin bitince paran. Oldu bilinen, elimde var çok feci bir şakam. Deyip oldun rezil lan, ne yapacaksın tutmadı şakan. Kör eden bir ışık sahnede gözünle tutulan. Harfleri patlatan mikrofon en iyi uyaran. Gerekirse çıkıp oynayacaksın, gelse 5 kişi bak anlatılacak. Kör öden kaçak alkolün etkisi. Öyle iş mi olur ulan diyecek izleyen kişi. Sen mi yaptın bunca şeyin hepsini ve tek misin? Aklına takıldı soruyorsun bunca resmiye. Bırakamam öyle birden sahneleri pisliği. Gözleri kör eden ışık benim artık sahnede. Merhabalar, ben Berkant Piriştine. ...17 çok oldu değil mi yani? Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Şarkıda duyduğunuz gibi ben Berkant Piriştine. Ailem, arkadaşlarım, herkes bana Beko diyor. Arkadaşlarımı anlıyorum, tamam mı? Çünkü sonradan sahip olduğum sosyal çevre değil mi? Hepinizin eminim çok böyle iyi lakapları vardır. Ailem bana Beko demesini anlayamıyorum oğlum. Beko diyecektim madem, Beko koysaydın. Çünkü ben kundaktaydım, anladın mı? Seninle tartışamazdım. Beko koysaydın, yok. Biraz büyüyünce farkına vardım. Bizde bir isim kısaltma değil de O sevdası var. Can var kuzenim, Cano diyoruz. Daniel var, o da benim kuzenim. Annesi Amerikalı biriyle evli. Daniel diyoruz çocuğa. Ve hiçbir suçu yok onun çocuğun. Bu kısaltma bir tek babamla mantıklı. Çünkü adı Abdurrahman. Apo diyoruz. Kimsenin o kadar vakti yok çünkü, anladın mı yani? 4 kere Abdurrahman dedim 6 saat geçiyor. Nolan filmi gibi. Kendisi hastalık hastası bir adam. Ya benim aksime. Ben 30 yaşındayım. İlk defa 30 yaşında kan verdim. Anladın mı? Ama babamın 82'de sigorta girişi var. 83 yılından beri diyor ki ben malulen emekli olacağım. Neyim var baba diyorum. Uyku apnesi var bende diyor. Oğlum horluyorsun diye kimse seni emekli etmez. Anladın mı? Bak fiziksel olarak, görünüş olarak, bazı huylar olarak çok benziyorum babama. Benzemediğimiz tek nokta bu. Bir babama benzediğim bir nokta oldu. Böyle kendimi çok kötü hissettim. Moralim bozuk, depresif hissediyorum. Kötüyüm, anladın mı? Sıkıntılıyım. Dedim Beko, senin profesyonel bir destek alman lazım. Hemen torbacımı aradım. Şaka. YouTube. İzmir. Şaka bunlar arkadaşlar. Tutukladılar çünkü onu. Vallahi bunların hepsi şaka. Bak cimer cimer bakanlar var aranızda. Yok. Dedim ki profesyonel bir destek almam lazım. Gittim bir doktora, dedim ki doktor bey böyle böyle ben kendimi kötü hissediyorum. Böyle bir hallerim var yani, sıkıntılıyım. Tamam dedi. Bana bir ilaç yazdı. Daha önce antidepresan kullanmış biri değilim. O yüzden dedim ki bakayım şunun yan etkilerine. Ya başıma ne gelecek bileyim. Birinin yan etkilerinde bana şu yazıyor. Mide krampları, kusma refleksi, açıklanamayan ani ölüm. Doktor beni sıkıntılarımdan komple kurtarmak istiyor. Gittim dedim ki doktor bey bunu dedim değiştirir misiniz? Neden diyor. Dedim birincisi aniden ölmek istemiyorum. İkincisi hadi öldüm en azından açıklanabilir olsun. İyi dedi, başka bir ilaç verdi. O ilacın yan etkileri bak yemin ederim mide krampları, kusma refleksi. Okeyim bunlara. Ağrılı ereksiyon. Ölümü gösterip sıkmaya razı ediyor, anladın mı? Hiç babam kadar değil. Babam böyle kötüyü çağırdı. Siroz oldu oğlum adam. Ne alkol kullanıyor ne sigara. Siroz oldu adam. Hastaneye yattı, karaciğer nakli, işte doktorlar, tetkikler, özel hastaneler bir şeyler. Ağır bir hastalık. En sonunda karaciğer nakli oldu. Direkten döndü. Böyle yatıyor. Biliyoruz işte burada karaciğer yok. Yenisi takılmış. İşte her yerinden bir şeyler geçiyor. Kötü yani, yoğun bakımda. Bu hastaneye yatınca babamın amcası demiş ki gideyim şu Apo'yu bir ziyaret edeyim. Babamın amcası 256 yaşlarında bir adam. Bak yaşını mecburen abartıyorum çünkü bizimkiler Priştine'den göçüp gelmişler. Kapıda bunlara sormuşlar işte ne zaman doğdun, çünkü kimlik verecekler. Bu demiş ki işte pamuklar toplanıyordu. Okey 0101 yazıyorum o zaman demişler. Tamam 0101 40 yazıyor kimlikte.
Adamın yaşını bilmiyorsun. Tahmin edebiliyorsun sadece. Çok yaşlı. Bak yaşlı deyince kafanızda ne canlanıyor bilmiyorum ama adam gece çenesini bağlayıp yatıyor ne olur ne olmaz diye. Üstüne bıçak koyuyor. O kadar yaşlı. Ve bu yaşına rağmen adamın hiçbir hastalığı yok. Ya işte var da çok basit yaşlı hastalıkları var ya. Şeker, kolesterol, AK Parti. Onun dışında hastası yani çok seviyor anlamında. Bir de bunun kız kardeşi var. O da 254 yaşında. Ya yani onun da yaşını bilmiyoruz da 2 yaş küçük olduğunu biliyoruz sadece. O yüzden 256'dan 2'yi çıkarıp. Bu da onun tam tersi. Aşırı Atatürkçü. Babam siroz olduğunda dedi ki kutsal hastalık. Atamız. Ama işte sadece amcası geldi ziyarete. Babam hastanedeyken geldi böyle. Babam yatıyor. Zaten hani ölümden dönmüş adam. Geldi baktı. Apo iyi misin dedi. İyiyim amca dedi. Bak ne güzel hiç sıra beklemedin değil mi oğlum dedi. Aynen amca dedi. Eskiden olsa rain kalırdın dedi. Aynen amca dedi. Ben bir tuvalete gidiyorum o zaman dedi gitti. Ben de peşinde dolaşıyorum. Çünkü yaşlı adam 256 yaşında ölür bir şey olur. Bekliyorum işemesini. İzmir. Yaşlı işemesini biliyor musunuz? Kusura bakmayın benim interaktiflerim böyle. Yani buna çabuk alışırsak sevinirim. Yaşlı işemesi. Böyle bir iki damla atar. Pudra gibi paf paf bir iki damla daha. Ya içerideki organlar o kadar eskimiş ki yani. Mors alfabesi gibi işiyor. Dı 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 dı. Çıktı tuvaletten dedi ki devletimiz çok güzel hastane yapmış. Sadece sifonlar çalışmıyor o da nazar boncuğu. Böyle konuşurken içeri hemşire girdi telaşla ne oldu dedi. Bize telaşlanarak ne oldu dedik ipi çektiniz diyor. Bu içeride sifon diye acil durum ipini çekmiş 28 kere. Bir de diyor ki bu sifon çalışmıyor. Ya çalışırsa sikeyim o sifonu ya. Ben hemşireye böyle derdimi anlatırken Fethiye Alam aradı Amerika'dan. Bunun kızı. Amerika'dan aradığı için büyük olay. Ya benim kızım arıyordu. Çıktı kapının önüne. Ben de peşinden çıktım ölmesin diye. Açtı telefonu. Babamı yeni getirmişler. Yoğun bakıma. Yoğun bakımla. Polis masası arası 5 metre ya var ya yok. Bu heyecanla açtı telefonu. Feto nasılsın dedi. Oğlum polis ne bilsin bizim ailemizdeki o sevdasını, isim kısaltmayı. Haliyle polis döndü baktı amcaya böyle baştan aşağı bir süzdü. Amca dedi ki Feto. Vallahi çok özledik dedi. Polis bir göt yanaştı daha iyi duysun diye. Feto. Vallahi seni ve hizmetlerini çok özledik dedi. YouTube burada bir virgül koymak istiyorum. Çünkü hizmet dediği şey şu. Benim halam evlenip Amerika'ya yerleşmeden önce bir köy okulunda öğretmendi. Şark görevini yerine getiriyordu. İstiyor ki geri gelsin, yeni nesiller yetiştirsin, vatana millete faydalı olsun. Ama dışarıdan duymuyor ki. Polis bir göt daha yanaştı amcaya. Halam konuyu değiştirmeye çalışıyor çünkü bıktı. Anladın mı? Her aradığında FETÖ geri gel, FETÖ geri gel. Konuyu değiştirmeye çalışıyor. Diyor ki baba beni boş ver. Apo nasıl oldu? Feto, Apo çok iyi. İnşallah yakında eve çıkaracaklar. Sen de gelsen sen, ben, Apo eski günlerdeki gibi. Ters kelepçeyle götürdüler 256 yaşında adamı. Ertesi gün ben gittim aldım karakoldan. Nasıl çıktın lan diyorum içeriden. Kandırıldık dedim. Abla. Of yayınlayamayacağım şeyleri çok alkışlıyorsunuz ya. Bu çok iyi kalabalık ama gerçekten. Yani YouTube'a zaten atma amacım bu. Ya her şehirde bu kadar kalabalık olmayabiliyor. Yani komedyenin bir yerden bir yere turneye gitmesi çok zor maddi açıdan. Ciddi söylüyorum. Her zaman daha ucuz olanı tercih etmek zorundayız. Mesela İstanbul'da bir oyunum vardı. Girdim o bildiğiniz otobüs bileti sitesine. İsim veremiyorum YouTube'a çektiğim için. Baktım İzmir, İstanbul arası Denizli'nin çok bildiğiniz ilçesinin adında olan otobüs firması. Oğlum çok zor ya böyle. 450 lira o zaman 450 lira. Hemen altında süper lüks Mardin var. YouTube'a reklam olmasın diye söylemiyor değilim. Sikerler diye söylemiyorum. Süper lüks Mardin 67 lira. Tabii ki süper lüks Mardin'le gideceğim değil mi yani? Bu arada bak o Denizli'nin ilçesi olan firmayla
aynı özellikteler. Wi-Fi'yi var, ikram servisi var, koltuk seçimi var, 2 artı 1 otobüs, mis gibi. Tabii ki süper lüks var, anladın mı? Başka seçenek yok. 39 numarayı aldım. Dedim ki en arka. Zaten İzmir İstanbul arası 5 saat. Yata yata giderim. Gittim otogara sigara içiyorum. Herkes binsin nasıl en sondayım. Herkes bindi, attım sigarayı. Bindim. En arkaya yürüdüm. 36, 37, 38. 39 yok. Şoföre gittim. Abi dedim pardon, 39 nerede? Muhabire döndük. Kardeşim 39'u getirin dedi. Otobüs koltuğu getirtilebilen bir şey mi? Bana bu kadar minder getirdi muavin. Şoförle muavin koltuğunun arasındaki basamağı attı. Buyur kardeşim 39 dedi. Dedim birader bak dedim ben buraya 67 lira verdim dedi. Burada mı gideceğim? Abi dedi otur, yemin ediyorum seni ilk mola yerinde arkaya bir yere alacağım. Yerin hazır dedi. Tam böyle oturacağım bir çocuk daha bindi. Abi 40 nerede dedi. Orta kapıya oturttular onu. Oturdum. Dedim ki abi hani Wi-Fi demiştiniz hangisi? Muavin şoförü dedi abi hotspotunu açar mısın dedi. Şoförün Wi-Fi'ni paylaştık. Benim için sorun değil. Benim bedava Wi-Fi'm oldu mu? Okey benim için. Hiç sorun değil. Sözünde de durdu. Süper lüks Mardin kadar mola veren başka bir firma yok. Bu firma inisiyatifinde de değil. Jandarmanın inisiyatifinde. Mardin'i gördü mü gel kardeşim diyor. Çekiyor böyle. Ya normalde 5 saatte gitmem gerek. 12 saatte gittim oğlum İstanbul'a. Sırf çevirmelerden. Sözünde durdu muavin. Beni ilk mola yerine arka bir yere aldı. Keşke almasaydı. Arkamda bir çocuk oturuyor. 5 yaşında dev bir zikirmatik düşünün. Yol boyu ilahi okudu. Dedim arabanın kaskosu bu herhalde. Sonra fark ettim çocuk Arapmış, şarkı söylüyormuş. Benim İzmirli kulağım öyle gelmiyor ki. Atlaka öyle. Tamam. Muavin dedim ki kardeşim dedim hani priz vardı burada. Bekle abi dedi, gitti çakmaklıktan üçlü priz çekti arkaya. Bunlar hiçbiri şaka değil. İkram servisi çok güzeldi. Yalan söyleyemem. Muavinin babaannesi bir salça yapmış. Hayır bu şaka, bu o kadar değil. O kadar değil. Geldi iki seçeneğim var. Çay ya da kahve. Öyle limonata kola falan şımarıklığa gerek yok. Çay içeceksin ya da kahve. Önümde bir teyze oturuyor. Muavin geldi sordu teyzeye, dedi ki çay ya da kahve. Teyze dedi ki ben bir kahve alayım. Serkan kofi çıkardı. Bunu da marka vermemek için yapmıyorum. Veriyorum Serkan kofiyi. Vereceğim çünkü şakama hizmet ediyor. Cafe Crown mesela Nescafe'nin muadili değil mi? Serkan kofi Mahmut kafenin muadili. Dördü bir arada oğlum. Bak üstünde kahve, süt tozu, şeker yazıyor. Dört yazmıyor. Seyirciye bırakıyor, anladın mı? Teyzeye verdi. Tam böyle su dolduracak. Teyze dedi ki suya gerek yok. Açtı Serkan kofiyi. Nescafe olsa müdahale edeceğim. Diyeceğim ki teyzem. O inmez, içilir diyeceğim. Ama belki Serkan kofi yeni oğlum, ne bileyim ya. Yapmayın yapmayın. Turneler çok eğlenceli geçiyor o yüzden. Bak mesela benim Bursa oyunlarım çok iyi geçiyor. Ben de öyle şehir yalama yoktur. Gördünüz İzmirliyim zaten, hiç yalamadım hiçbirinizi. İyi ki geldiniz dedim sadece. Bak Bursa hep başka geçiyor. Çünkü ilk kez turneye gittiğim yer Bursa. Bir gün hiç böyle tanımadığım yabancı bir numara beni aradı. Açtım, efendim dedim. Selamun aleyküm. Ben Mehmet Talha dedi. Efendim Talha dedim. Kanka Talha dedi. Anlamadım Talha. Talha dedi. Efendim Talha dedi. Kanka Bursa'da oyun yapmak istiyoruz. Gelir misin dedi. Gelirim Talha dedim. Talha kanka dedi. Tamam dedim. Gelirim Talha. Ne olur gel dedi. Gittim Bursa'ya. Adamla ilk kez yüz yüze karşılaştık. Elim uzattım. Dedim ki merhaba. Ben Berkant Pirişin'de. Elimi sıktı. Dedi ki kanka burada Allah şakası yapma. Dedim ki Talha. Talha dedim. Talha. Benim dedim öyle bir şakam yok ki. Kanka sen yapma oğlum, yok olmayan bir şeyi nasıl yapmayayım? Kanka yapma, yok dedim çünkü Allah. Hayır. 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 Allah'ın şaka hususundaki fikirlerini bilmiyorum dedim. O yüzden hiç yapmıyorum. Ama dedim merak etme, ben dedim inançlı bir adamım. Talha
aşırı inançlı bir adam. Bak çok inançlı deyince gözünüzün önüne kim geliyor, ne geliyor bilmiyorum ama Talha konuşan kupa. Hatırlıyor musun? El alınca Bismillah diyordu, bırakınca Elhamdül. O kupa Talha. Çok inançlı. Normalde yaşı itibariyle Z kuşağı olması gerekiyor. Ama bu H kuşağı. Anladın mı İzmir? Çok inanıyor. Ya mesela ateist bile olsan dile yerleşmiş sosyal kalıplar vardı işte. Ateist bile olsan şey dersin. Allah sen büyüksün. Değil mi? Talha bunu devam ettiriyor. Allah sen büyüksün şüphesine de. Başka ilan yoktur. Sen toplamışsın, doğramamışsın. Bu adam haliyle İzmir'den biri gelince gavur İzmir bu Allahsızdır diye düşünüyor. Çünkü şey, anladım, onun kafasında şey var. Oğlum bunun diğer taraftan arkadaşları da var. Yani Allah sen büyüksün de biz de küçük değiliz. Yarın kavga olsa gelmez misiniz oğlum? Öyle canlandırıyor herhalde kafasında. Dedim Talha'cığım bak sakin ol. Benim dedim öyle bir şeyim yok. Ben de inançlı bir adamım. Ben dedim Yüce Mevlam'ın bütün özel eventlerine katılıyordum bir ara. Özel event ne dedi? Dedim cuma namazı, bayram namazı. Sadece dedim ki bir yerde Rabbim bana dedi ki Beko sen artık gelme. Ben bıraktım. Ne oldu dedi. Dedim anlatayım. Anlat bir abime sorayım dedi. Çünkü biz normalde şakaları yazdığımız avukatlarımıza götürüyoruz. Bak diyorum bu şakadan tutuklanır mıyım? Avukatım diyor ki tutuklanmazsın ben yapıyorum. Talha abisine götürüyor. Abisi imam. Diyor ki bu şakayı yaparsan kalbin kararır. Talha yapmıyor. Anlattım. Dedi ki kanka abime sordum. Kalbin kararırmış dedi. O yüzden anlatıyorum. Ben eniştemin Şafii olduğunu bir cuma namazında öğrendim. Beraber secdeye gittik geldik. Eniştem bana böyle öndekini gösteriyor. Ne oldu dedim enişte. Eniştem ne oldu götüm gözüküyor. Eniştem ne oldu diyor musun? Selamını verdi döndü bana dedi ki. Oğlum biz Şafii'yiz. Süper dedim. Bilmiyorum ki oğlum 12 yaşında mezhepler yok bende. Şafiler dedi işaret parmaklarını böyle kaldırır. Bu dedi Allah'ın bir olduğunu gösterir dedi. Dedim enişte bu kadar insan Allah beş diye mi toplandık buraya? Abi, tabii ki bu yüzden cami bırakılmaz anladın mı? Gitmeye devam ettim. Başka bir cuma namazı başka bir enişteyle denk geldim. Bu biraz daha kafası gidiklerden. Her yere erken giderim. Buraya da çok erken geldim. Gittim baktım. Enişte bey de erken gelmiş. Selamun aleyküm aleyküm selam. Taladık yanına oturacağız mecbur ya. Hiçbir şey demiyor. Tavana bakıyor. Ben de çıkarttım telefonu. Sıfır nokta Facebook'ta geziyorum böyle. Hoca vaaza başladı. Bu hiç yoktan yeri. Allah 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 yaptı. Yaps. Hiç umurumda değil. Hoca konuşuyor bu Allah Allah yapıyor. Hoca bir şey diyor bu Allah Allah yapıyor. Bir yerde dayanamadı döndü bana dedi ki bunların hepsi yalan. Hocanın vaazına diyor. Böyle adamlarla hiç tartışmam. Doğrudur enişte dedim. Asıl cuma namazı perşembe gece kılınır. Oğlum öyle bir şey yok ya. Ya öyle bir şey olsa onun adı perşembe gecesi namazı olur anladın mı? Saturday Night Fever öyle bir şey yok. Hiç tartışmadım. Dedim ki haklısındır enişte. Dün gece geldim camiyi aç namaz kılacağım dedim açmadı. Öbür tarafta dedim dur ne diyorsun oğlum? Günah geçtim ayıp lan camideyiz yani. Dedim Allah'ım okey. Artık cumaları bırakıyorum. Daha kolay olan leblebi gibi sevap bayram namazlarına devam ettim. Biliyorsun İzmir bayram namazı yok değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Bu şakayı bir İzmir'de bir Kadıköy'de anlatırken zorlanıyorum. Çünkü ne zaman bayram namazı desem biri şey diyor. 29 Ekim mi moruk? Yani. Hatta Kadıköy'de biri Nevruz bile dedi. Ama off the record bunlar. Bayram namazı senede iki defa alıyor. İzmir hiç bilmiyorsunuz anlatacağım. Bunu da YouTube'da anlatan tek komedyen benim sayenizde. Saf tutarsın. Önde hazır imam olur. Bazıları çok hype David Guetta imam olur. You guys ready? Yay falan bekler. Beyler yapmayın oğlum. İşte o imama uyarsın David Guetta'ya. İki kere sallarsın bir kere bağlarsın sonra ne yapıyorsa aynısı zaten. Aslında dünyanın en basit şeyi harbiden İslam hoşgörü ve kolaylıklar dini. Çok basit. İmam diyor ki iki salla bir bağla bendesin. Saf tutuyoruz yanımda kuzen var. Kuzenin yanında da sarımsaklı bir adam duruyor. Ya sarımsaklı adam şu. Arife gecesi sabaha kadar içmiş. Sabah böyle işkembecide bol sarımsaklı paça içerken
Allah. Allah gelmiş aklına. Bak. Olur. Oradan koşup camiye gelmiş. Anladın mı? Hoca safları sıklaştıralım dediğinde bu böyle yan yan gitti, öndeki safa girdi. Ben de cumaları bıraktım. Antrenman sizin, birine bakmam lazım. Buna bakıyorum. Hoca startı verdi. Namaz başladı. Bir, baktım salladı. Güzel. İki, ikiyi de salladı. Harika gidiyor. Üç, artık bağlaması gerekiyor. Üçü de salladı. Hoca buraya komut giriyor. De ki Semihallahümiden Hamide. Hepimiz rukiye gidiyoruz. Bu hoca sanki Semihallahümiden Hamide demedi de a smooth criminal böyle dümdüz. Önde Ruku'daki adamın götünde asılı kaldı. Adam da haklı olarak diyor ki oğlum böyle bayramlaşılmaz. Bitmesi lazım, bekle. Dedim Allah'ım okey, ben her şeyi gördüm. Bunları anlatırsam kalbim kararırmış. Kaldı ki avukatım da şeydi, sikerler. O yüzden bunu yayınlamayacağım. Sadece size anlattım. Of. Çok mu ofansif başladık ya? Biraz ilişki konuşmak istiyorum. Daha önce bunu bir yerde anlattım. Bir yer dediğim bildiğiniz bir platform aslında, dijital platform. Yayınlamadılar. Bir kısmını yayınladılar sadece. O yüzden ben hazır sizi bulmuşken anlatmak istiyorum. Çünkü bu benim platformum. İstediğim her şeyi yayınlayabilirim. Benim kız arkadaşım bana vurdu. Eski kız arkadaşım. Ford Fiesta ile ve ona dikkatli sürdüğüm üstüne 30 saniye geçmemişti. Tamam mı? Berkant neden hala bu kızla birlikteydin diye sorarsanız, kızla tanıştığımda kuraklık dönemimdeydim. Beyler kuraklığın ne olduğunu biliyor. Hanımlar için olabildiğince kibar anlatmaya çalışacağım. Hanımlar, erkek hayatında zaman, mekan ve kadın üçü bir araya gelmez. Erkek cinsi sevişemez, kuraklığa düşer. Bu dönemde erkeğin böyle mikron boyutta bir kopyasını düşünün, tamam mı? Böyle amigdalasının altında durur. Erkek ne yaparsa yapsa sürekli abi. Yok mu? Hiçbir yapma. Anladın mı? Yok. Ne yaparsa yapsın erkek, anladın mı? Allah düşmanıma vermesin. Bak çok zor bir dönem. Yemin ederim yani hiçbir şeyi ayırt edemezsin, anladın mı? O kadar kötü bir dönem. Bu kızla tanıştık işte böyle yokluk zamanı. Kızı diyorum ki Alsancak'a inelim mi akşam? Yok diyor. Kordon'da bir bira, ya hayır diyor. Starbucks'a gidelim, hayır diyor. Ben dedim ki Beko oğlum, tamam kuraklıktasın ama azıcık dedim gururlu ol. Bir yere çağırma bunu. Çağırmadım. Buna karar verdiğimin akşamı bana şey diye mesaj atmış. Yarın benimle adliyeye gelir misin? Bir işim var. First date'e, ilk buluşmaya adliyeye çağırıyor beni. Bakın size şöyle bir info vermem lazım. Benim kadınlar konusundaki reputasyonum çok kötü. Doğru kadını seçmek, şehirler arası seyahat firması olsaydı ben süper lüks margin olurdum. Anlamayan varsa. Doğru kadını seçmek, futbol olsa ben Sabri Sarıoğlu olurdum. Eğer hala anlamayan varsa, doğru kadını seçmek, ülke yönetmek olsaydı bu şaka bu kadar. Adliye mi? Okey geliyorum. Çünkü kuraklıktayım, anladın mı yani? Her şeye öyle bakıyorum. Gittik. Burada İzmir Adliyesi. Girer girmez bana dedi ki, Beko dedi, ben sağlar mısın? İlişkinin başları, erkeğin en erkek olması gereken zamanları. Dedim ki su mu? 8 tane alayım, su dedin nedir lan dedim. Böyle iki büfe var karşılıklı. Ben bana yakın olanı tercih ettim. Eğildim, dedim ki abi iki su alabilir miyiz? İki su 4 lira. Çıkarttım bozukları böyle. Adama tam vereceğim. Karşı büfede kocaman su 1,5 yazıyor. Alenen dolandırılıyorum. Dedim ki abi su karşıda 1,5 lira. Adam oturduğu yerden dedi ki siktir git oradan al o zaman. Dedim beyefendi bakın dedim çok yanlış konuşuyorsunuz. Ben dedim bilinçli bir tüketiciyim. Tabii ki oradan alacağım suyu. Alıyorsan al, dükkanın önünü kapatma, sikmeyeyim de lan dedi. Dedim ne biçim konuşuyorsunuz ya, ayıp değil mi ya bu dedim. Ne diyorsun lan götlek falan dedi. Ben iyice sinirlendim. Yanımda kız var, bozdurmamam lazım. Çık gel lan dedim dükkanın önüne. Bekle geliyorum seni sikeceğim dedi. Gel lan dedi. Beni iki adım geri attım. Kafamı kaldırdım. Dükkan tabelasında ürünümü satıyorum.
engelleri aşıyorum yazıyor. Hadi dedi. Baktım. Hadi dedi. Tekerlekli sandalyede. İzmir. Önümde iki seçenek var. Ya döveceğim. Engeliyle hiçbir alakası yok. Ben Burca'da büyüdüm, anladın mı? Dövüşmeyi biliyorum. Ya da diyeceğim ki abi kusura bakma, hani ben senin durumunu bilmiyordum. Bu sefer bana şey diyecek. Sen beni ötekileştiriyor musun? Seni dövemeyeceğimi nereden çıkardın? Ben bunların hiçbiri olsun istemedim. Aklıma gelen en mantıklı şeyi yaptım. Eğildim, dedim ki abi ne olur suyu 1,5 damlar. Su 5 lira oldu göt dedi. Abi 4 tane alayım dedim. Benim inancım bu. Nasıl başlarsa öyle gider, tamam mı? Ya bugün de iyi başladık ya mesela. Çok iyi gidecek. Hiç şüpheniz olmasın. İlişkilerde de böyle. Kızla böyle başladığımız için hep böyle tuhaf tuhaf şeyler başımıza geldi. Ya ben mesela kızla tanıştığımda aile evinde yaşıyordum. Anladın mı? Mekan yok. Zaman şimdi olsa kadından da emin değilim. Bana bir gün şey dedi. Seni doğum gününde yemeğe çıkarmak istiyorum. Okey. Gittik. Böyle yemek yiyoruz ama benim kafamda sürekli Jeremy Hunt'tan birthday sex çalıyor. Ha, değil mi? Şeyi düşünüyorum. Kadın bu olsa, zaman şimdi olsa, mekan yok. Ben bunu düşünürken kız kardeşim mesaj atmış. Abi biz halamlara gidiyoruz, geç döneriz. Dedim ki tamam. Mekan bu olsa, zaman şimdi olsa, acaba kız okey mi diye düşünürken kız şey dedi. Ya burası senin de kasmadı mı? Rahat bir yere gidelim. Sana falan mı gitsek dedi. Dedim Allah'ım. Hangi sadakanın geri dönüşü bu? Gezegenler mi izah ediyor? Ne oldu yani, anladın mı? Atladık kızın fiestasına, bize gittik. Ben nasıl heyecanlıyım biliyor musun? Kapıyı açacağım böyle harika olacak. Anahtar düşüyor. Süper olacak. Kapıyı bir açtım. 6 tane telefon flaşı. Size o anı tam göstermek istiyorum. Normal sürpriz videosu nasıldır İzmir? Bir muhatap gelir böyle. Çok heyecanlı. Süper olacak. Görür. Ya alını mı salak? Değil mi? Benimki şöyle. Harika olacak. Süper olacak. İyi ki doğdun be. Ben ağlamaya başlıyorum. Ben ağlayınca annem ağlıyor. Babam ağlıyor, kuzenler. Herkes diyor ki biz bir çocuğa niye daha önce böyle bir sürpriz yapmadık? Bilmiyorlar ki sevişemediğimi ağlıyorum. Dedim bu böyle olmaz oğlum ya. Kaç yaşında adamsın? Çık dedim kendi evine, kurtul. Harbiden kurtuldum. Kuraklık bırak. Kurtuldum. Ama bu sefer şeye takıldım. Bunu beyler çok iyi biliyor. Kız arkadaşın salaktan sana yerleşmesi vardır. Biliyorsunuz değil mi onu? Aşkım, diş fırçam kalsın mı? Nasıl gidiyorum geliyorum? E kalsın. Aşkım bir takım pijama bırakayım mı? Nasıl gidiyorum? Ya tamam kalsın. Bir gün geldi dedi ki aşkım kitaplarımı getirebilir miyim? Dedim getir tamam. İki tane Tolstoy geliyor, bir tane Cinlerle Yaşam geliyor. İki Dostoyevski geliyor, bir tane Kara Büyü kitabı geliyor. Böyle böyle benim kitaplığım bir tarafı komple Hogwarts kütüphanesi oldu. İzmir. Hepimiz İzmir'iz değil mi? Biz de inanç özgürlüğü okey, hoşgörü okey, tamamız. Ben şuna inanamıyorum sadece. Cinlerle bir şey yaşadığını iddia edenler var ya, onlara inanamıyorum. Çünkü folklorik olarak, dini olarak cinlere inanmak okey. Ama Rabbim de diyor ki onlar burada ama başka bir alem. Gözle göremezsiniz diyor. Eğer gördüm dersen dinden çıkıyorsun. Peygamber misin sen diyorlar çünkü, anladın mı? İzmir'de bu bilgiler hiç yok. Yapma oğlum. Bak alkışlanır mı? Evet, bizim Allah'ımız yok diye alkışlıyor. Bak İzmir'de bir gün oynuyorum. Genelde insanlara soruyorum interaktif olarak, işte hani daha önce cinle bir deneyimi olan var mı falan diye. En önde bir kadın oturuyor. Burada Alsancak'ta bir oyunda. Abla el kaldı. Dedi ki ben yaşadım dedi. Dedim ablacığım ne oldu? Gece uyuyorum. Gözüm bir açtım. Burada bir ağırlık. Evet. Cin. Görür görmez anlamış. Anladın mı? Olsa olsa cindir bu. Kim oturacak burada? Dedim. Telefonu elime aldım. Baktım. Saat 3.10 geçiyor. Ki biliyorsunuz cinlerin mesai saati. 3.15. Herkes bilir bunu. Dedim abla. Hemen gözümü kapattım. Nas felak, nas felak, nas felak dedim. Okumamış. İzmirli ya, bir yerden duymuş. Nas felak iyi geliyor diye. Dedim. Gözümü kapattım. Sabah bir açtım. Hala orada mı dedim. Yok yok, gitmiş. Nas felak işe yaradı dedi. Dedim. Telefonu elime bir aldım. Saat hala 3.10 geçiyor.
Dedim abla korkudan screenshot almış olabilir misin? A olabilir diyor. Bu kız da inanıyordu, tamam mı? İnansın, sorun değil. Benim için inanç özgürlüğü okey. Hoşgörü okey. Bir gün bana şey dedi. Beko, yarın bir tık geç gelse olur mu? Arkadaşlarım gelecek. Okey. Ama daha önce de böyle bir şey istemediği için bir tık şüphelendim. Ertesi gün normalde gittiğimden daha erken gittim eve. Kapıyı açtım. İçeride hiç ışık yok. Böyle yavaşça salona ilerledim. Salonun kapısının böyle buzlu camının arkasından mum alevi gördüm. Sessizce açtım kapıyı. 4 tane gerizekalı oturmuşlar plastik masanın başına. Ortaya bir tane fincan koymuşlar. Cin çağırıyorlarmış. Bunu görünce benim cinlerim geldi. Ne oluyor lan burada dedi. Bunlar korktu. Allah belanı versin. Orospu çocuğu. Öl inşallah. Sikre git. Piç piç piç. Bu böyle yükselince ben daha da yükseldim. Geldim dedim. Kütahya porseline gelen cinin ben tamına koyayım dedim. Kız Kütahyalıydı. Ben Kütahyalıyım. Orospu çocuğu bilmiyor musun? Sinirle çıktım gittim. Biraz yürüdüm. Dedim ki oğlum Beko ayıp ettin lan. Ay dedim inanç özgürlüğü okeydi, hoşgörü okeydi. Git dedim özür dile, kızın gönlünü al. Gittim eve. Kapıyı açtım. İçeride hiç ışık yok. Koridorun lambasına bastım. O da açılmadı. Telefonu çıkarttım, flaşını açtım. Yatak odasına gittim. Dolabı açtım, pijamalarını almış. Salona gittim. Masa devrilmiş. Kitaplığa baktım. Kitaplarını almış. Son kalem diş fırçası, banyoya gittim. Diş fırçasını almış. Aynaya rujla kocaman sen patlattın ödümü cinler siksin götünü yazmış. Son kızdan böyle ayrıldım. Medyumlara falan da inanıyordu ya. Onlar okumlama yapıyor falan diyordu. Onu da söyledim. Tanıştıracaktım. Benim anne tarafında medyum akraba var. İrfan dayı. Bayağı. Bildiğin böyle çok bilinen isimlere falan okumlama yapıyor. Aranızda vardı değil mi? Olumlamacılar falan. 777, 520, para frekansını seçiyorum. Var mı onlara? Benim annem onlardan biri. Şu ara ev adamı. Çok boş vakti var. Geçen gün bana dedi ki, Beko, 10 liranın üzerine parayı seçiyorum yazdım. 520 yazdım. 777 yazdım. O günden beri cüzdanımdan para eksik olmuyor. Dedim anne olmaz çünkü o parayı sana ben veriyorum. Sor dedim ben ne olumlaması yapayım. A sen ne yapıyorsun dedi. Çalışıyorum dedim. İnanmıyorum. Ama adam bakıyor. Şimdi kameralar çektiği için isim veremiyorum ama bildiğiniz şarkı çıkarmasını istemediğiniz o şarkıcıyı düşünün. O gidiyor diyor ki İrfan albüm çıkarayım mı? Sakın çıkarma diyor. Bizi düşündüğünden. Çıkarıyor, başarılı oluyor. Bu böyle İzmir'e bir konferans için gelecekmiş. Okumlamacılar konferansı. Annem dedi ki, İrfan dayın gelecek, bizde kalacak falan. Aa dedim gelsin süper, bizde de makara çıkar. Geldi böyle. Havadan sudan konuşuyor. Yemek yiyoruz bir şey demiyor. Çay içiyoruz bir şey demiyor. Tatlıyoruz bir şey demiyor. Televizyon izliyoruz. Bir anda hiç yoktan yere durduk yere döndü. Babama dedi ki, enişte dediklerine dikkat et. Babam dedi ki bir şey demiyordum ki İrfan dedi. Televizyon izliyordum dedi. Sen dikkat et dedi. Anneme döndü. Sen dedi yediklerine ve yedirdiklerine dikkat et dedi. Anneme tatlıyı bıraktı. Kız kardeşime döndü. Abicim senden bir şey olmayacak dedi. Çekirdek aile 4 fertten oluşur. 4. fert benim. Yani sırada ben varım. Bekliyorum böyle. Hiçbir şey demedi. Dön televizyon izliyor. Dayı dedim ben. Seni kapatmışlar. Anlamadım. Ne yapmışlar? Kapatmışlar dedi. Dayı dedim, kapanmak nasıl oluyor? Olur öyle, cidin ayağına falan bastıysan dedi. Oğlum bunlar iki ayrı alem. Bir yerde çakışlarda ben denk getirip arkası dönük bir cinin ayağına mı bastım yani? İzmir arkası dönük olması lazım. Hiç yok, harika. Dedim ne yapacağız? Sen dedi yarın benimle konferansa gel. Orada benden daha yetkin okumlamacılar vardır. Onlara sorarız dedi. Dedim kaçar mı lan böyle bir fırsat? Tabii ki geleceğim. Çünkü benim kafamda şey var böyle medyum konferans deyince TEDx konuşması gibi bir şey. Ben cinlerimle konuşmak için her sabah 6'da kalkıyorum. Öyle bir şey bekliyorum. Yok. Gittik böyle Alsancak'ta bir barın alt katı. Leş, köhne bir yer. İçeri bir girdik. Herkes dayıma selam veriyor. İrfan hoş geldin. İrfan ne haber? İrfan, İrfan. Dayı dedim baya popülersin ha burada. Oğlum ben popüler değilim. Onlar medyum.
Bak bir küçük yakalar gibi oldu beni. Yalan yok İzmir. Ben de sosyal bir insan, tanışmak istiyorum, gidiyorum. Merhaba diyorum. Berkant ben. Seni kapatmışlardı. Abi diyorum merhabalar. Berkant ben. Seni kapatmışlardı. Berkant kapatmışlar. Bütün medyumluk camiasını görüp kimsenin çözümü bir parçasının olmasını istemeyeceği bir derde düşmüşüm. Haberim yok. Aralarından böyle yaşlıca bir dayıyı gözüme kestirdim. Dedim ki benim işimi çözse çözse bu çözer. Çünkü bayağı yetkili bir abiye benziyor. Gittim dedim ki dayıcım selamünaleyküm. Seni kapatmışlar dedi. Evet dedim. Bekle görüş geliyor dedi. İngilizceden çeviriyor pezevenk. I'm getting a vision dedi. Bekle dedi. Senin bir çocukluk arkadaşın var dedi. 3 tane çocukluk arkadaşım var. Bunun dedi arabası var. Hiçbirinin arabası yok. Bu dedi İbne. Dayı dedim dur. De, ayıp yani bu, anladın mı? İbne demiyoruz artık. Eşcinseldir. İbne dedi. Dayı dedim bak. Hata ediyorsun. Çünkü dedim kaç yılında yaşıyoruz? Netflix culture, cancel culture. Bunlar artık İngilizler, Amerikalılar faggot demiyorlar. İbne oğlum hatta gizli İbne dedi. Dayı dedim bak hatada ısrar etmek de hatadır. Yanlış yapıyorsun. Ben dedi yaşlı başladım oğlum dedi. Açılmak istiyorsanız dedi Turgutlu'da bir tane şaman var, ona gitmeniz lazım. Ben Turgutlu ile şamanı aynı cümlede duyunca siktir git dedim. Hiç üstünde durmadım. Aradan bir ay geçti. Babamı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutukladılar. Benim annem aşçı. Yaptığı yemekten 60 kişi zehirlendi. Kız kardeşim hala bir bok olmadı. Ben bütün bu uyarıları, işaretleri görmezden geliyorum. Sanki beni kapatmamışlar gibi hayatıma devam ediyorum. Ta ki Orçun arayana kadar. Açtım. Efendim Orçun dedim. Kanka bir hayırlı olsun alırım dedi. Dedim vay ipne. Araba almış. Hemen Orçun'la yaşadım. En eşcinsel şeyi düşündüm. Sünnetime gelmiş. Tamam o değildir dedim. O sayılmaz. Hiç üstünde durmadım. Aradan birkaç hafta geçti. Diğer çocukluk arkadaşım Sacit aradı. Dedi ki kanka araba almayı düşünüyorum. Dedim ki vay Sacit'ime bak araba alacakmış. Tanıdıkları yok dedim kapattım. Hemen Sacit'le yaşadığım en eşcinsel şeyi düşündüm. Bir kere uyurken götüm elledi. Tamam mı? Ama İzmir. YouTube göt nasıl ellenir? Söyledim benim interaktifler böyle hazır olun dedim. Şu değil mi? Sacit böyle elledi. Yani belli ki rüyasında başka bir şey görüyordu. O da değildir dedim. Bu olayın üstten birkaç ay geçti. Son çocukluk arkadaşım Özcan aradı. Dedi ki kanka araba almayı düşünüyorum. Hemen suratına kapattım telefonu. Çünkü bu adam boş zamanlarında gelip kulağımızı yalamaya çalışan biri. Orçun'u aradım. Kanka dedim çok acil Turgutlu'ya gitmemiz lazım. Neden dedi şaman varmış. Ne şaman oğlum dedi. Lan dedim yürü çok acil kapatmışlar. Ne diyorsun oğlum dedi. İkna ettim. Bindik arabaya gittik. Turgut'la şaman evini bulduk. Dedim ki Orçun sen dur ben dedim şamanı bir göreyim geleyim. Ne şaman oğlum abi? Oğlum dedim anlattım ya dur. Gittim şamanın odasına. Abi dedim kolay gelsin. Seni kapatmışlar dedi. Evet abi dedim kapatmışlar ya. Arkadaşın da gelsin dedi. Dedim bu işte iyisin. Gittim Orçun dedim. Şaman seni çağırıyor. Ne yapacakmış dedim. Ne bileyim oğlum adam çağırıyor dedim. Tamam dedi. Geldi. Şamanın odasına girdik. Şaman dedi ki şimdi yapacağımız ritüel çok önemli. Asla bölünmemesi gerekiyor. Okey. El ele tutuşun dedi. İki el dedi. Bizim niye burada olduğumuz belli ya. Orçun bana ne oluyor oğlum diye bakıyor. Ben ne bileyim oğlum şaman dedi diye bakıyorum. Şaman okumaya başladı. Kök Türkçe olduğunu düşündü ama aslında çok çirkin bir Serdar Ortaç şarkısı gibi bir şey okuyor, tamam mı? Seni çöpe atacağım poşete yazık dedi. Tuttu benim üstümdeki tişörtü çıkarttı. Kollarımdan geçirdi. Orçun'a giydirdi. Benim üstüm çıplak. Ne olmuş lan diye bakıyor. Ben diyorum ki gözlerim burada nereye bakıyorsun lan diye bakıyorum. Şaman okumaya devam ediyor işte. Binlerce dan söz var falan dedi. Tuttu benim üstümdeki iki tişörtü birden çıkarttı. Kollarımdan geçirdi. Bana giydirdi. Orçun üstü çıplak. Sikeceğim ama yapacağın işi diye bakıyor. Ben diyorum ki oğlum adam bir şey yapıyor lan bir sakin ol diye bakıyorum. Şaman dedi kapatılan kişiyle kapatılan kişi açmaya gelen kişi yanaklarını yan yana getirecekler dedi. Ben üçten geri sayacağım dedi. Birbirinizi yanaklarınızdan öpeceksiniz. Enerjiler birbirine geçecek. Açılacaksınız. Hazır mısınız dediler. Şaman Bey çok hızlı konuşuyorsunuz. Ben tam anlayamadım. Bir daha.
Biz Orçun'la öpüştük. Açıldınız dedi. Evet dedim biliyorum. Pardon. Kapının önüne çıktık, sigara yaktık. İkimiz de böyle bakıyoruz, birbirimize bakmıyoruz. Orçun tişörtümü verir misin? Daha pardon, tişörtünü verdim Orçun. İzmir'e kadar tek kelime konuşmadık. Hala konuşmuyoruz. Ama geçen hafta araba aldım. Eğer bir hayırlı olsun diye. Of, bu şakayı anlatmayı çok seviyorum ya. Şeyden dolayı çok seviyorum bu şakayı. Bu şakanın devamlılığı var. Yani buradan çıktıktan sonra mesela bugün olmaz da. Şakadan sonra Instagram'da böyle artı bir istek var. Tıklıyorum. Genelde hanımlar şey yazıyor. Bunu söyle lan, ibne misin? Dedim ki hanımefendi bakın onlar şaka. Persona o, başka biri. Ayrıca ibne değil, eşcinsel falan. Zaten kadınlar konusundaki reputasyonumu anlattım. Biliyorsun İzmir. Beni seçen kadın siz düşünün. Yine biri yazmış. Doğru söylese öyle misin? Yok dedim, değilim. Konuştuk. İşte izledim, çok eğlendim, çok komiktiniz falan. Kadın bana yazıyor. Ben ha süper muazzam, teşekkürler, harikasınız. Ayağınıza sağlık. Harika, süper muazzam, teşekkürler, harikasınız. Ayağınıza sağlık. Harika, süper muazzam, teşekkürler, ayağınıza sağlık, harikasınız. O dönem ben başka birine yazıyorum. O da benim buna yaptığımı bana yapıyor. Ben ona yazıyorum. Harika, süper muazzam, teşekkürler, ayağınıza sağlık yazıyor. Bununla daha çok flört etmek istiyorum ama bitti oğlum yani. Sürekli harika, muazzam, süper, teşekkürler, ayağınıza sağlık yazan biriyle bir şeyi ilerletemiyorsun. O kadar zor durumdayım ki yani. Baba bağının EYT vardı, o ne oldu falan diye soruyorum kıza. O kadar kötü durumdayım. Bir yandan da bu öyle güzel şeyler yazıyor ki cevap veresim geliyor. Acaba dedim bunun yazdığını alıp buna göndersem ne olur? Kaybedecek bir şeyim yok ki İzmir. Yazdı. Kopyaladım, yapıştırdım, buna gönderdim. Bundan bu kadar mesaj geldi. Kopyaladım, yapıştırdım, buna gönderdim. O yazıyor, alıyorum, kopyaladım, buna gönderiyorum. Bu yazıyor, alıyorum, buna gönderiyorum. Bunlar bir iyi anlaştılar. Bak o kadar iyi anlaştılar ki, yani iş bir yerde dirty talk'a falan geldi. Bu diyor ki seni şöyle yalarım, böyle yutarım. Allah Allah diyorum, bu ne yapacak, buna gönderiyorum. Diyor ki sen bana öyle yaparsan ben sana şöyle yaparım. Ben engel oluyorum. Ben çekilsem bunlar bir sevişecekler. İşte dört stol görünce ikisinden de soğudum yani, yalan yok. Buradan YouTube yetkililere sesi. Allah adı verdim. Dirty Talk'un dili İngilizce. A1 de olsa İngilizce konuşmak daha iyi ya. Anladın mı? Çünkü Türkçesi olmuyor. Ya örneklendireyim, herkesin kafasındaki soru işaretini de atayım. Go harder Teddy. İle. Daha sert babacım bir mi? Muhabbet kuşu gibi marşuk marşuk uç git, anladın mı? Ama ne havdi girl. Ben yaramaz bir kere. Siktir git okulunda oku o zaman ya. I want you to suck my feet. Memoşlarım yalan mısın? Anladın mı? Olmuyor yani. İkisinden de soğudum. İki sene de yazmadım. İyi ki yazmamışım. Hayatımın aşkıyla tanıştım. Tamam mı? Hayatımın aşkı çok büyük bir kelime olabilir sizler için ama benim için hayatımın aşkı şu. Karakola düşmedik, adliyeye gitmedik. Benim için nikah basılacak karı bu. Daha çok yeni evliyim. Bizim ilişkimizdeki sorun şuydu. Ben İzmir'de yaşayan bir İzmirliyim. O İstanbul'da yaşayan bir Karslı. Kars detayını neden veriyorum? Çünkü biz böyle flörtleşirken, işte görüşmeye başlamışken falan, kız gitmiş annesine demiş ki, anne ben biriyle görüşüyorum. Kendisi İzmirli, sahne işleri yapıyor, komedyen falan. Annesi demiş ki, kızım İzmirli olmaz. İzmirliler hizmet bekler. Dedim hizmet beklesek AK Parti'ye veririz, saçmalamanın. Ha evet. Öyle demedim, öyle demedim. Dedim ki ben size Kars olmamıza bir şey diyor muyum? Hayır, ben Kars'ın eniştesiyim. Öyle bir gelenek varmış Kars'ta. Kars'ta kız aldığın zaman bütün Kars'ın eniştesi oluyormuşsun. Dedim ki tamam, annenler öyle düşünebilir. Atla uçağa gel, bir de benimkilerle tanış. Bak bakalım İzmirlik neymiş? Nasıl hoşgörücülük, kucaksıyıcılık, kapsayıcılık, layıklık, inkılapçılık, cumhuriyetçilik. Tamam dedi. Atladı uçağa, İzmir'e geldi. Partneri aileyle tanıştırmadan önce bir şey gerginliği olur.
Biliyor musun onu? Ulan Allah verir de annem saçma sapan bir şey söylemese. Babam öksürürken osurmasa. Kız kardeşim görümcelik yapma. Biliyorsunuz değil mi onu? Hiçbiri olmadı. Sorunsuz geçti. Bu böyle sorunsuz geçince ben gaza geldim. Yürü dedim seni halamla da tanıştıracağım. Halama gittik. Bütün klasik soruların hepsinden kurtulduk. İşte şey diyor halam. Nasılsın kızım? Nerelisin kızım? Ne yaptın kızım? Annenler nasıl kızım? Falan. Bütün hepsini dodge'ladık. Çok sevdiler birbirlerini. Halam dedi ki yemeğe kalın. Okey dedik. Gitti mantı yaptı. Dedim ben bu kıza İzmirlilik göstermeye geldim dedim. Yani mantı dedim. Kayseri işi değil mi? Bomba mı yapayım amına koyayım dedim. Dedim mantı gayet iyi bence yap. 30 yıllık halam. Toplasanız 5 kere yer sofrasında görmüşümdür. Kız arkadaşım gelince 6.'yı kurdu. Hala dedim. Niye dedim masada yemiyoruz? Var çünkü masası anladın mı? Böyle daha samimi diyor. Ya biz sahur ziyaretine giden milletvekili miyiz? Koysan oğlum şunu. Yok böyle iyi dedi. İyi tamam dedim. Oturduk mantı yedik. Halam kalkarken böyle kalçasını tuttu. Dedim ki ya gördün mü? Alışmadık ötte yer sofrası durmuyor yani. Abi ya ondan değil ya dedi. Geçen denize gitmiştik ya kayalara vurmuştum dedi. Hala mor dedi. Kız arkadaşım düşündü. Deniz sezonu kapanalı en az 2 ay oldu. Nasıl hala mor dedi. Halam dedi ki vallahi mor. Çat açtı be. Ağla dedim. Ne yapıyorsun? Kız merak etti. Ya aa. Doktor mu oğlum bu kız? Kapatsana ya. Size de bir şey gösterilmiyordu. Ya gösterilmez tabii. Yapmayın de. Çıktık halamla. Kız arkadaşı bir şey diyor. Ben senin şakaları nasıl yazdığını anladım. Dedim yavrum bak ben şaka yazmıyorum. Rabbim bana diyor ki Beko bak bunları yaşadın ya. Çık anlat bunları. Anlatmayacağım. Daha iyisini yaşatırım ben sana. Dedim ki bak bunları hep göreceksin. İlişkinin ilerleyen safhalarında. Hep dedim böyle saçma sapan şeyler yaşayacağız. Hatta bazen o saçma sapan şeylerden dolayı bana çok kızacaksın dedim. Ha öyle mi oluyor falan. Hiç inanmadı bana. Bir gün Beşiktaş'ta bir kafede oturuyoruz. Köşe bir kafe. Ben köşedeyim. Kız arkadaşım yanımda oturuyor. Böyle yola bakıyoruz. Bir tane motosikletli kurye su taşıyor damacana su. Yokuşu çıkarken motor kaydı. O damacanalardan biri takla attı. Geldi. Bana vurdu. Bana oturduğum yerde damacana çarptı. Ben böyle şeylere alışkınım ama yani emin olmak istedim. Döndüm dedim ki bana az önce damacana mı çarptı dedim. Ben senin şakaları nasıl yazdığını anladım. Oğlum onu demiyorum ya. Hep İstanbul'a iş için gidiyordum yani. %97,3 olasılıkla. Dedim ki bir hafta sonu sadece senin için geleceğim. Bana dedim İstanbul'u İstanbullu gibi gezdirir misin? Aa süper olur çık gel dedi. Gittim İstanbul'a. Akasya AVM'de buluştuk. Girdik içeri. Bir iki saat falan gezindik. Dedi ki buradan çıkıyoruz şimdi. Kanyon AVM'ye gidiyoruz dedi. Okey çıktık. Metrobüse bindik. Karşıya geçtik. Kanyon AVM'ye gezindik. İki saat sonra dedi ki buradan da Cevahir AVM'ye gidiyoruz. Tuttum bunu. Dedim ki oğlum İstiklal'e falan ne oldu amına koyayım ya? Dedi ki gerçek İstanbullular AVM gezer. Bilmiyorum ya. Belki sallıyor. Ne bileyim ben. Okey dedim. Gittik Cevahir'e. Aralık ayı. Dışarısı -240 derece, içerisi +240 derece. Bunu aldım dedim ki Allah'ın varsa çıkalım buradan dedim. Böyle bir sahile Beşiktaş'a falan gidelim dedim. Ha falan yaptı çıktık. Cevahir'in önünden DT2 diye bir otobüs geçiyor. Dedi ki bu Beşiktaş'a gidiyor. Okey koştuk yakalayamadık. Işıklar trafik sıkıştı. İkinci ışıklar koştuk. Tam bineceğiz bana şey diyor. Bu Beşiktaş'a gidiyor muydu? Dedim yavrum. Ben İzmir'im. Otobüste harf olduğunu yeni görüyorum anasını satayım. Sor dedim şoföre. Yok gidiyor dedi. İyi bindik kartı bastık. Şoförün çaprazındaki kapının hemen yanındaki ikili koltuk boş oraya oturduk. Ben salaktan navigasyon açtım. Ve bakıyorum. Gördü navigasyon açtı mı kızdı. Ya bırak şu telefonu bana biraz güven ya dedi. İlan dedim ne bağırıyorsun tamam kapattım. Beyler biliyorsunuz hiç bilmediğiniz yerler harita yapıyorum kafamda. Ha diyorum buradan bağlayacak ak merkez orada acaba yukarıdan mı ineceğiz falan. Ben bunları düşünürken otobüse bir tane deli bindi. Full kasa deli. Berkant nereden anladın diye soruyorsanız adamın üstünde askeri üniforma var. Kamuflaj değil tören üniforması. Altında buz rengi
dar paça kot pantolon. Elinde bir buket bu yılbaşı çiçekleri ve küçük kırmızı kokinalar. Ondan ortasında da çok alakasız turuncu bir çiçek. Kartı bastı, geldi bana baktı. Kız arkadaşıma baktı. Bana baktı. Ona baktı. Geldi önümüzde durdu, arkası dönük. Kız arkadaşım beni dürttü, seninki geldi falan diye. Yani komedyen değil, öyle şakalar yapıyor. Ben de komedyenim, hazır cevap olmam lazım. Sus salak falan dedim buna. Ve bu ayıp. Bir 7-8 durak gittik. Deli hiç yoktan yere döndü şoföre, dedi ki abi o camiden geçmiyor mu? Şoför dedi ki hangi cami? Abi yok mu bu Boğaz'ın yanında herkesin fotoğraf çekildiği cami? Ortaköy Camii'ni mi diyorsun dedi. Ha oradan geçmiyor o dedi. Şoför dedi ki geçiyordu, geçtik. Neden söylemedin? Şoför dedi ki sormadınız ki beyefendi dedi ya. Sormam mı lazım canım ya dedi. Nasıl gideceğim ben oraya dedi. Şoför dedi ki bu durakta inip karşıya geçin. Yine DT2 gelecek, ona binersiniz. Adam söylene söylene indi. Otobüs hareket etti. Ben İzmirliyim ama bende şöyle bir info var. Ortaköy Beşiktaş'a yakın. Biz Ortaköy Camii'ni geçtiysek ve hala Beşiktaş'a varmadıysak bu otobüs Beşiktaş'a gitmiyordur oğlum. Ben bunu düşürürken kız arkadaşım telaşlandı, döndü şoföre. Beşiktaş'a gitmiyor muyuz dedi. Şoför direkt bir lira iki oldular dedi, döndü. Gitmiyor hanımefendi dedi. Nasıl gitmiyor ya dedi. Vallahi gitmiyor, Allah çarpsın gitmiyor dedi adam. Nasıl gideceğiz biz dedi. Şoför dedi ki bu durakta inin. Karşıya geç. Biz deliden bir durak sonra fark ettik yanlış bindiğimizi. İndik, hava zaten soğuk, sövüyorum ya, insan hiç mi bakmaz? Sormuyorsun, baktırmıyorsun, sordurmuyorsun. Ben buna böyle söverken DT2 geldi. Bindik, şansımıza aynı yer boş. Yine aynı yere oturduk. Bir durak sonra deli bindi otobüse. Of. Deli kartı bastı, kafayı kaldırdı, bizi bir gördü. Adamın gözünde şeyi gördüm. Oğlum. Ben aynı otobüse mi bindim lan? Geldi bana baktı. Kız arkadaşıma baktı. Bana baktı, ona baktı. Arkasını döndü, o da aynı yerde durdu. Arkası yok ama şey görüyorum. Allah Allah. Adamın engelini fırlattık oğlum ya. O da emin olamıyor, anladın mı? Döndü, o alakasız turuncu çiçeği çıkarttı, bana uzattı. Al dedi. Aldım. Ah, gerçekmişsin dedi. Yengeye ver dedi. Ne yengesi dedim. Dedim böyle şaka. Çiçek işini ben çözdüm. Çiçeğe vereceğim parayla benden bir tane bira iç dedi. Okey dedim. Şoför önünde abi herkesin bira içtiği camiden geçiyor mu dedi. Şoför dedi kabataş kardeşim dedi. Burada inmen lazım. Teşekkür ederim. Yoruldunuz mu İzmir? Sıcak mı oldu? Bekleyin açıp geleyim. Hayır lan saçmalama. Aa ne kadar ayıp. Evet siktir git, komik de değilsin zaten. Ben Work and Travel'a gittim, onu anlatmadım. Work and Travel şöyle bir program. Amerika diyor ki bana genç iş gücünüzü gönderin. Ben onlara burada 4 ay boyunca ölmeyecekleri kadar maaş vereyim. O biriktirdikleri paraları yemeleri için bir ay süre vereyim. Evet siktir olup geri gitsinler. Dedim ki tam benlik bir program bu. Dedim katılmam lazım. Gittim. Bir eğlence parkında çalışıyorum. Çalıştığım yerde 3000 tane uluslararası öğrenci çalışıyor. Bunların arasında sadece bir tanesinin hilal bıyığı var. Dedim ki ben bu çocukla arkadaş olurum. Dürttüm. Kardeşim dedim pardon adın Alperen mi? Kardeşim nereden bildin dedi.
Dedim ki şanslı bir tahmin Alperen, nereden bileceğim yani. Çocukla arkadaş olduk. Aynı derdi çekince çok yakın oluyorsunuz. 4 ay boyunca beraberdik. Adamın Times Meydanı'nda şöyle fotoğrafı var. Bak, çalıştığımız yerin otoparkından sorumlu. Otoparkta çalışıyor. Bir kelime İngilizce konuştuğunu duymadım. Bu benim için okey. Benim için okey olmayan şey şu. Amerikalılar Alperen'in dediği her şeyi anlıyordu. Amerikalı geliyor diyor ki Alperen'e, where do I park my car? Nereye park edeyim? Alperen diyor, kardeşim bak buradan sola, sağa bırak. Bırakıyordu. Bir gün böyle biriyle İngilizce konuşur gibi olduğunu gördüm. Birine dedi ki, look dedi. Aha dedim, Alperen İngilizce konuşacak. Look kardeşim, buradan tam sağa yapıyorsun oraya dedi. Dedim Alperen ya, ne güzel girdin oğlum cümleye, niye devam etmedin? Neye girdim kardeşim dedi. Ben dedim adama look dedin ya. Ha yok kardeşim dedi, adam geldi, Lost'taki Luke'a benziyordu. Dedim senin pronunciation'ına sokayım, John Laco. Dediğim gibi yani çok yakın olduk, anladın mı? Siyasi görüşü benimle aynı olmasına gerek yok. Aynı derdi çekiyorduk, anladın mı? Aynı gece kulüplerinde aynı kızlar tarafından reddediliyorduk. Türk olduğumuz için. Ben orada milliyetçi olduğumda kim olsun oğlum ya, anladın mı? Gidiyorsun mesela gece kulübüne, dans ediyorsun. Kadın şey diyor, where are you from diyor. I am from Turkey dediğinde şey diyor, ben bir bira alayım geleyim diyor. Gidiyor. Bir daha gelmiyor. Bunu çok acı tecrübe ettik, anladın mı? O yüzden buradan bütün İngilizce öğretmenlerine sesleniyorum. YouTube İngilizce öğretmenleri. Lütfen çocuklarımıza where are you from sorusunun I am from'la başladığını öğretin. Nationality'yi çocuklar seçsin. Çünkü biz öyle yapmak zorunda kaldık, anladın mı? Biz bunun farkına varınca dedik ki beyler, herkes kendine bir ulus seçsin, bir ülke seçsin. Kızlar sorarsa onu söyleriz. Sercan dedi ki kanka, ben İtalyan erkeklerine benziyorum, İtalyan olayım mı dedi. Dedim Sercan, bak bakayım bir etrafına, hangimiz benzemiyoruz İtalyan erkeklerine. Doğru dedi, tamam dedim, sen ol. Mutlu dedi ki kanka dedi, ben Yunan olayım mı dedi. Biz de böyle Birleşmiş Milletler gibi şey yapıyoruz yani, onay veriyoruz. Dedim çok para harcıyor musun, ekonomim yarak. Tamam dedim, sen Yunan ol. Alperen'e geldi, Alperen dedi ki kardeşim ben Mamaklıyım. Sorarlarsa söylerim dedi. Dedim sormazlarsa söylemem kardeşim benim dedi. Tamam dedim Alperen, hiç söyleme. Anlaştık. Travel'a çıktık. San Diego, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Her yere gittik. Sadece şunu atladık. 4 sap. Dünyanın her yerinde 4 sap. Hiçbir yer almıyorlar oğlum bizi. Dedik yani lanet olsun. Gidelim dedik parkta, bahçede bir yerde içelim. Aldık Four Loko'larımızı. Denk geldi. CNN International binasının önüne oturduk. Sanki bir hareket başlatacakmışız gibi. Four Loko içiyoruz. İki tane hanımefendi geldi. Kafaları nasıl biliyor musun? Yok. O kadar güzel. Geldi. Gençler after'a nereye gidiyoruz dedi. Sercan kalktı kendinden emin. Dedi ki siz nereye istiyorsanız oraya. Sercan'ın İngilizcesi inanılmaz iyidir. Native kadar iyi İngilizce konuşur. Sadece aksanı var. Ve aksanlı konuşunca kadın şeydi. Excuse me. Where are you from? Sercan döndü bize baktı. O bakışta şey var. Oğlum ben nereliydim lan? I am from Greek. Yunan'danım. Kız bir Yunanca konuşmaya başladı Sercan'la. Sercan kıvırıyor, diyor ki aslında benim annem Yunan. Kısmet olmadı, gidelim falan. Kız dedi ki siktirin, yalan söylüyorsunuz. Gittik. Dedim beyler bakın, bu yenilgi çok ağır bir yenilgi. Benim dedim bir gece kulübünden daha reddedilmeye takatim yok. Dedim ki madem öyle bir yere girmek istiyoruz, bilet alalım girelim. Las Vegas'ta Access Club'da David Guetta konseri bulduk. Gittik. O bütün Amerika sürecinin acısını çıkardık. O kadar eğlendik. Çıktık böyle hafif çakır keyfiz, otele doğru yürüyoruz. Önümüzde bir limuzin durdu. Daha önce önünde limuzin duran var mı? Yapacağınız hiçbir şey yok. Önünden dolaşamıyorsun, arkasından dolaşamıyorsun. Bekledim böyle yani. İçinden bir abi indi, takım elbiseli, jilet gibi bir abi. Dedi ki gençler after'a nereye gidiyorsunuz? Dedik beyler after burada bir olay herhalde, gitmemiz lazım. Dedik abi hani biz otele gidiyorduk, yatacaktık. Adam dedi ki ya öyle olmaz. Şimdi dedi limuzinle sizi alıyorum. Beraber striptiz kulübüne gidiyoruz. Orada size kucak dansı ısmarlıyorum. Sonra çıkışta limuzinle sizi otele bırakıyorum. Dedim bak öyle after olmaz. After dediğin 3 tane kırmızı Tuborg içersin, evde bayılırsın dedim. After bu. Kişi başı $30 dedi. Tamam dedim ben geliyorum, yaz beni. Verdik 30'arşar dolar. Bindik limuzine. Bizi striptiz kulübüne götürdü. Daha önce striptiz kulübüne gitmiş bir insan değilim. Gitmeyenleriniz vardır illaki. O yüzden soruyu biraz tasvir etmek isterim.
striptiz kulübü dediğiniz yer birebir Ankara pavyonu. Tamam mı? Sadece içeride sürekli saz çalıp küfür eden o eleman var ya. O yok. Biliyorsunuz değil mi o elemanı? Bu 5 lirayı kim gönderdi anasını? O yok. Onun dışında direkler var. Hanımefendiler dans ediyor falan. Öyle bir yer. GTA Vice City Malibu Club. O da mı yok? Evet, o var. Sağ sol ok, alt üst alt üst. Bildiniz onu. Yapma. Gittik. Beyefendi bize 4 tane hanımefendi gösterdi. Ben döndüm. Dedim ki beyler, önce ben seçiyorum. Bu olacak dedim. Kendimden bu kadar emin olduğumdan ve benim kadınlar konusundaki reputasyonum belli olduğundan bunlar dedi ki Berkant manyağı buldu. Alsın. Hanımefendi geldi. Kucak dansı yapacak. Kucak dansı nasıl cereyan ediyor bilmeyenler için. Anlatayım YouTube. Kucak dansı tutorial. DIY. Elleriniz arkada. Dokunamazsınız, öpemezsiniz falan hiçbir şey yok. Sizin oradaki direkten hiçbir farkınız yok. Kadın geldi, benimle dans etmeye başladı. Kadın benimle dans ediyor, ediyor, ediyor. Kadın bu işten zevk alıyor olacak ki bir yerde şey dediğini duydum. Yavaş. Dedim ben. Kendi kendime diyorum ki Vegas'tayım. Kucak dansı yaptırıyorum. Yakşı dememiştir diye düşünüyorum. Ama hışıdan o kadar eminim ki. Dayanamadım. Ben bunu soracağım dedim yani. Dürttüm. Pardon. Azerbaycanlı mısınız? He benim balam Azerbaycanlıyım. Burada hep beraber bir şeye nokta koymuştuk, hatırlıyor musunuz? Türkçe dirty talk olmuyor. Neden? Çünkü kirli sohbet değil mi? Bunun Azericesi çirkli sohbet. Kadın benim Türk olduğumu duyunca başladı Azerice konuşmaya. Daha çetin ata falan diyor oğlum. Daha çetin ata, daha sert babacım, go harder daddy. Ben yaramaz bir kızım, ben yaramaz bir kızım. Ama ne oldu gör, okey diyorum. Döndü yüzünü bana, kafam böyle göğüslerine bastırıyor, diyor ki döşlerimi yalamanı isteyirim. Benim libidom bitti. Şu kadar keyif almıyorum ya. Dedim bu böyle olmaz. $30 verdim, anladın mı? Yani paramın hakkını da almak istiyorum. Dürttüm bunu. Dedim ki aybalan. Kusura bakma, çok azericem yok ama öte bak. Çünkü dedim libido bu düşüyor. He benim balan falan dedi. Bir süre benimle hiç konuşmadı. Dans etti. Şarkı bitti. Ben de bittim. Döndü, aybalam ne olur dedi. Barmışam. Ne olur yani? Alperen kalktı. Kardeşim Azerbaycanlı mı dedi. Evet dedim. Kardeşim benim iki devlet. Tek millet dedi, saralı buna. Oğlum çok iyi seyirciydiniz lan. Sağ ol. Yapmayın, sağ ol. Ya, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Galiba yanlış yerdeyim dersin, bitince paran oldu bilinen. Elimde var çok feci bir şakam. Deyip oldun rezil lan, ne yapacaksın, tutmadı şakan. Kör eden bir ışık sahnede gözünle tutulan. Harfleri patlatan mikrofon en iyi uyaran. Gerekirse çıkıp oynayacaksın, gelse 5 kişi bak anlatılacak. Kör eden kaçak alkolün etkisi. Öyle iş mi olur ulan diyecek izleyen kişi. Sen mi yaptın bunca şeyin hepsini ve tek misin? Aklına takıldı soruyorsun bunca resmiye. Bırakamam öyle birden sahneleri pisliği. Gözleri kör eden ışık benim artık sahnede. Merhabalar, ben Berkant Priştine.